12 Kasım 2013 grafik dersindeyiz. En son bıraktığımız yerler vektör araçlarını işlemiştik. Vektör araçlarında cetveller, elips araçları, dikdörtgen, çokgen, skala, kopya oluşturma, nesneyi döndürme işlemleri, geçmiş paneli ve içine yapıştırma yöntemiyle maskeleme işlemlerini konuşmuştuk. Şurada bırakmıştık. Ben şimdi bunları bir örnek üzerinde hızlıca şu konuları tekrar edeceğim ve arkasından da katmanları işleyip videomuzu sonlandıracağız. Açalım programımızı. Öncelikle bu araçları şöyle hızlıca bir geçeyim. Ne işe yaradıklarını. Evet, bir tuval açıyorum. 600-600'lük bir tuval açtım. Evet, şu vektör araçlarından kastımız gençler şunlar. Çizgi aracınız bir işte biliyorsunuz. Seçerseniz şu ne olabilir sizce? Rengi. Çizginin rengi olur değil mi? Çizgi aracımız bunu da göstermiştim aslında. Tıklaya tıklaya ne yapmak için şekil oluşturmayı sağlıyordu. Ki hangi şekilde oluşturmayı sağlar? Şunlar şuradaki ara şekillerin. Oğlum buraya baksana. Ders bu tarafta. Bu otomatik şekiller. Firefox'un size sunmuş olduğu şekiller bunlar. Bu şekillerin dışında bir şekil oluşturmak istiyorsanız alırsınız şuradaki kalem aracını ve tıklaya tıklaya ne yaparsınız? İstediğiniz şekli ister eğik ister bükük başladığınız yere getirdiğinizde ne yapmış olursunuz? İstediğiniz şekli oluşturmuş olursunuz. Aynı şekilde şu otomatik şekillerden örneğin dikdörtgen aracını seçtiğimizde dikdörtgen aracımızın burada bazı özellikleri vardı. Şurası genişlik, yükseklik, X ne demek? Yani yataydan olan, yani şu taraftan olan uzaklığı değil mi? Yataydaki olan uzaklığı. Y de yukarıdan olan uzaklığıydı. Şurası yine kenarlık rengiydi. Şurası ise iç dolgu rengi. İstersek buna iç dolgu rengi koyabiliyorduk şu şekilde. İç dolgu renginin desenini de değiştirebiliyorduk değil mi? Nereden? Şuradan. Ben bunu daha önce anlatmıştım. Eğer düzü seçerseniz tek renk, Levent buraya bak, bir daha uyarmayayım. Tek renk seçimi yapmak için düzü seçiyoruz. Şurada degrade vardı. Genelde iki renk arasındaki geçiş için kullanılır. İki renkten oluşan resimler için. Bunları biliyoruz zaten. Mesela şu an hangi renklerle işlem yapmış? Kırmızı ve mavi arasında. Eğer ki derseniz ki ya bu dolgular, bu renkler benim istediğim renkler değil diyorsanız şuradan dolgu seçeneklerine gelip ne yapıyorduk? Şu düzenle degrade'e geliyorduk. Oradan mesela ne olsun? Radyal olup şuradan düzenleye bastığınızda istediğiniz şu anda iki tane renk var. Ne var? Kırmızıdan maviye bir değişim göstermiş değil mi? Evet. İki renk. İsterseniz bu renk sayısını artırabiliyordunuz. İsterseniz şunların üzerine tıklayarak renkleri değiştirebilirsiniz. Mesela ben mavi yerine sarı istiyorum. Yani sarı ile mavi arasında gitmesini istiyorum. Radyal ortada. O zaman isterseniz sarı miktarını artırmak istiyorsanız sarıyı ne yapacaksınız? Sağ tarafa çekerseniz sarı miktarı ne yapacak resimdeki? Artacak. Görüyorsunuz değil mi? Peki maviyi bu tarafa çekerseniz ne yapacak? Bu sefer mavi oranı artıp sarı oranı ne yapacak bu sefer? Düşecek. Aynı şekilde hayır ben iki tane renk değil, ikiden daha fazla renk kullanmak istiyorum derseniz şu aradaki herhangi bir yere tıkladığınızda gördüğünüz gibi o ölçek çizgiden ne yaptı? Bir tane daha eklenmiş oldu. Ve buraya gelip mesela ortaya da bir tane kırmızı atmak istediniz. Yani ne olmuş oldu? Kenarlar sarı ve mavi, ortada kırmızı renk. Kırmızıyı ne tarafa çekerseniz o tarafa ne yapacaktır? Yoğunluğunu o tarafa doğru artırıp ötekisini azaltacaktır. Mesela şimdi sarı çok azaldı. Kırmızıyı bu tarafa çektiğimde bu sefer mavi azalmış olacaktır. İsterseniz buraya istediğiniz kadar bakın tıkladıkça renk ne yapabilirsiniz? Elde edebiliriz. Mesela şu an kaç tane oldu? 10 tane oldu. Ve istediğiniz rengi de ne yaparsınız buradan? Değiştirebilirsiniz. Bunları daha önce de biliyordunuz zaten bunları. Burada hazır bazı renk ikilileri vermiş. Program vermiş bunları. Yok. Üşeniyorsan kendin yapmaya. Diyor ki bak ben sana bazı özellikler degrade. Degrade neydi? İki renk. Yani. Bazı ikililer vermiş. Mesela beyaz siyah ikilisini vermiş. Başka mor turuncu ikilisini vermiş. Bu da Firefox'un size sunduğu hazır sistemler. Yani
Mor turuncu, kırmızı yeşil mavi, uzatmayalım, bakır, gümüş, kırmızı mavi, işte pastel, yani bunlar Fireworks'un size sunduğu hazır paketler. Ama hayır, ben bu hazır paketle işim olmaz diyorsanız ne yapacaksınız? Kendiniz şuraya, şunları nasıl geri atacaksınız onu da söyleyeyim, video kaydedilsin. Şunu şuradan tutup çektiğinizde ne yapacaktır bu? Kaybolacaktır. Şöyle basılı tutarak çekiyorum. Evet, kırmızıdan pembeye gitmiş. Kırmızıdan sarıya gitsin. Tam da kırmızı da değil bu. Kan kırmızı. Mesela bu radyal değil mi gençler? Yani ortada yoğunlaşmış renk ikilisi. Bir de bunun şuradan değiştirerek doğrusal. Dikdörtgen. Koni, kontur, görüyorsun farklılığı değil mi? İstediğiniz des şekli, dolguyu oluşturabiliyorsunuz. Yok ben böyle renklerle uğraşamam diyorsanız zaten ne yapacaksınız? Degrade'den nereye alacaksınız? Özelliğini düze alacaksınız. Zaten düzde ne var? Sadece ve sadece bir adet seçtiğiniz ne yapıyor? Rengi uyguluyor. Herhalde anlaşıldı. Evet. Bunu zaten daha önce de biliyorsunuz. Ha, bunların hepsinin dışında yok ben renklerle işim olmaz direkt doku uygulayacağım derseniz. Yani şu dikdörtgen içerisine burada Fireworks'un size sunduğu neler var? Dokular var, pardon yanlış söyledim. Bu doku dediğim benim sizin seçtiğiniz rengin üzerindeki şeyi değiştiriyor. Dokusunu değiştiriyor. Yani renk değiştirmiyor bu. Rengin üzerine bir nevi maske atıyor. Doku maskesi. Mesela neymiş bu? Dumanlıymış. Mesela tarama. Mesela çimen. Görüyorsunuz değil mi? Bunu nereden yaptım? Dokudan. Yani renginizin üzerine bir doku koymak istediğinizde ne yapacaksınız? Bu doku bölümünden bunu ayrıca. Peki şu ne? Bu dokunun yoğunluğu. Mesela yoğunluğu çok artırdığınızda bu doku ne yapıyor? Arka plan rengini tamamen baskınlaştırıyor. Yok ediyor. Kendisini baskınlaştırıyor. Bakın sıfıra indirdim. Azaldı. Ama siz hiçbir şey yapmazsanız genelde ayarı %50. Yani yarı yarıya şeklinde ayarıdır. Hemen sağ tarafında ise şu bölüme geçtiğimiz saydam ne? Saydam işte hocam. Saydam bir doku. Değil mi? Kenar yumuşatması ne? Kenarları yumuşat. Yumuşak bir şekilde yani yapma ve sert bir şekilde yapma. O. Genelde biz yumuşak kullanıyoruz burada. Yara geçiyorum. Şurası da kenarlık gençler. Mesela kenarlığı kırmızı olsun. Şurada kenarlığın kalınlığı. Tamam? Yine aynı şekilde şurada kontur ortaya hizala, dışa hizala ve içe hizala yöntemi var. Kontur dediği şey. Bu kenarlıktan bahsediyor. Evet hızlı hızlı geçiyorum bunları. Yuvarlık oranı var. Detay dikdörtgene ait bir özellik bu. Sadece dikdörtgende var. Şu yuvarlığı artırırsanız ne yapıyor kenarlarını? Yuvarlatıyor. Yani dikdört. Mesela biz bunu nerede koyuyoruz daha çok? Şunları buton yapıyoruz mesela böyle. Anlaşıldı mı? Geçiyorum bunda. Hemen yan tarafa şunu şey yapmıyorum. Bunlar ne? Bu kenarlığın nasıl olacağı değil mi? Şöyle daha iyi görürsünüz. İşte bambu 3D. Bunu kalem aracını da yapıyordum hani ben. Aynı. Şu da saydamlık arayarıydı değil mi? Görünürlük oranıydı. Evet. Aynı şekilde elipsi de aynı özellikleri uygulamıştık. Bu da elips, değil mi? Mesela şuradan ok atılabilir değil mi bunun içerisine? Evet. Atılan arkadan düşürülebilir. Tabii ne yapmak lazım? Dolguyu kaldırmak lazım şuradan. 3D'nin ama şeysi bu olur bize. Avantajı ne olabilir başka? En azından gerçekten de şuraya bir şey asılmış. İçinden şöyle atlayan bir sincap ya da kanguru yapılabilir. Örneğin yani. Elipsi de aynı özellikler var. Tekrar tekrar bunları anlatmamın anlamı yok. Gördüğünüz gibi aynı her şey. Çokgende de aynı.
Değil mi? Aynı şekilde şuradaki araçlar da aynı gençler. Neymiş bunlar? Yok efendim, yıldızmış, okmuş. Bunları bu tür şekillere ihtiyaç duyarsanız ne yapacaksınız? Şuradan ekleyeceksiniz. Herhalde anlaşılmıştır. Biz bunlardan sonra ise bu araçları gösterdikten sonra ölçek aracını gördük. Ölçek aracının görevi ne? Gösterdim bunu da. Ölçek aracı, şuraya eklediğiniz elemanı, mesela büyük geldiğini düşünüyorsunuz şunun. Ne bu? Çokgen. Şu skala aracını seçerek ne yapabilirsiniz bunu? Küçültebilir. Aynı zamanda döndürebilirsiniz. Yani skala aracı bizim için çok önemli araçlardan birisi. Kopya oluşturma 5 yöntem vardı. Var mı sayacak olan? Ben. Say. Hocam. 1. Sağ tuş kopyala. Aynen hocam. CTRL C var. CTRL C. Alttan tutarak çekme var. Çok güzel. Alt tuşuna basılı tutarak hemen gösterelim. Şunu alt tuşuna basılı tutarak çektiğinizde ne yapıyor? Bir kopya oluşturuyor. Evet. Başka da şöyle yani ipucu vereyim. Hocam oradan kopyala var. Buradan klonlama var. Buradan çoğaltma var. Çoğaltma ile klonlama arasında bir fark vardı. Onu söyleyecek olan var mı? Söyle. Biri orijinalinde biri kopyası mı? Yok. Hocam klonla şeydi hocam. Çekti. Hayır. Hocam biri tam üstüne çıkartıyordu abi. Evet, klonla tam üstüne göremezsiniz. Altındakini göremezsiniz ama çoğalt dediğinizde hemen uygulayayım. Mesela klonla dedim. Hani şunun üst üste iki tane olduğu belli oluyor mu? Bakın çekiyorum, klonlamış, doğru. Aynı üstüne bir kopyasını oluşturmak için klonla. Ama bak, çoğalt dediğim zaman biraz şöyle kenardan çıkartıyor ki ne yap diye, çoğalttığını anla diye. Farkı buydu. Evet, güzel. Kopyalama yöntemlerine geçiyoruz. Nesne döndürme olaylarını gördük ve bundan ilgili hatta örnekle yaptık. Hemen basit bir örnekle göstereyim bunu. Kıvanç Tatlıtuğ'un sağ kol enseye, sol kol enseye. Hatırladınız mı? Hemen açayım. Hızlıca geçiyorum bunları. Çünkü daha önce anlatmıştım. Evet. Kıvanç Tatlıtuğ, dikkat edin. Sol kolu ensesinde değil mi şu an? Evet. Resmi seçip sağ tuş dönüştür. Ne diyorduk buraya? Yatay çevir dersek yataydaki ayna görüntüsünü alıyordu değil mi? Basıyorum. Dikkat et. Sağ kol ensede. Tamamen tam tersine çeviriyor yani. Peki CTRL-Z ile geri alalım. Buradan da yapabiliyorduk değil mi? Değiştirden dönüştür değil mi? Dikey çevir derseniz. Ters çevir. Tepe takla getiriyor. Aynı zamanda tekrar sağ koluna geç. Dikkat edin. Yani 180 derece döndürürle aynı değil bu. 180 derece döndürürseniz hala adamın sol kolu ensesinde olur. Ama adam hem ters döndü hem sağ koluna geçti. Aynı şekilde geri alalım. Burada ölçeklendirme araçlarımız başka ne vardı? Şunları biliyoruz. Söylememe gerek yok. Eritme artık. Deformasyonlar falan. Sorayım ben o zaman. Deformasyon neydi? Deformasyon. Halı gibi. Serbest çizim değil mi? Mesela bu Kıvanç Tatlıtuğ halı gibi yere serilebiliyordu değil mi şöyle? CTRL-Z'ye geri alalım. Hatırlamış olalım bunları. Tekrar gelelim. Şurada 180 derece döndür. 90 derece döndür. Dereceli olarak ne yapıyor bunu? Döndürme işlemi yapıyordu. Evet, bunu da geçelim. Geçmiş paneli yaptığımız her hareketi ne yapıyordu? Kaydediyordu. Nerede? Yoksa sağ taraftaki panellerde pencere menüsünden niye alıyorduk? Geçmişi alıyorduk. Ve şu anda sadece yapılan işlemler ne yapıyor burada? Bana yapılan her işlemi görüntülüyor. Bakın burada daha çok var. Bakın şu anda şu sayfayı açtığımdan itibaren yapmış olduklarım hepsi burada. Şuradan tutup çekerek yukarı geçmişe ne yapabilirim? Gidebilirim. Bunu da geçelim. İçine yapıştırma yöntemini göstermiştim. Şöyle bir örnekle gösterdim ben size. Değil mi? İçine yapıştırmayı. Bir tane çokgen, kenarlarına 1, 2, 3, 5 tane daire yüklemişiz. Sonra şu dairelerin hepsini seçip kestik.
ve çokgen üzerine sağ tuş yapıp yapıştır demedik. İçine yapıştır dedik. Ve böylece ne oldu? Bu sadece çokgenden bakılan yerden olanlar gözüktü. Çok zor bir cümle kurdum. Yani bir nevi maske yapmış oluyor. Hemen örnekle anlatalım. Aynı örneği yapmama gerek var mı? Evet. Yok. Bence Kıvancı şey yapalım. Şöyle bir resminiz var. Kıvanç Tatlıtuğ resminiz var. Bak, Kıvanç Tatlıtuğ'u şu anda net hepsini görüyoruz değil mi? Kıvanç Tatlıtuğ'a sarı bir pencereden bakmak isterseniz. Sarı bir pencereden. Buraya sarı bir pencere çizersiniz gençler. Pencere yapmak için ne yapmak lazım? Bir tane buraya ne koyarsınız? Dikdörtgen çizersiniz değil mi? Şöyle bir pencere yapmak istiyorsunuz. Şimdi bu pencerenizi ayarlayacaksınız önce. Pencerenin kenarları kırmızı olsun. İçerisi ne olmalı? Sarı pencere dedik ya. Sarı olsun. Sarı bir pencere dedik değil mi? Şimdi bu bir nevi maskeden kastımız bu aslında. Yani Kıvanç Tatlıtuğ'u sadece buradan bakmak için. Şimdi şu resmi sağ tuştan kesiyorsunuz ya da CTRL-X'den. Ne yapıyorsunuz bunun içerisine? İçine yapıştır diyorsunuz. Şuradaki sarı pencere çok önemli değil. Bu dikdörtgen içerisine maskelemiş oldu. Ama dikkat edin, şu anda benim istediğim çerçevenin içerisine ne yapmış oldum? Kıvanç Tatlıtuğ'u yerleştirmiş oldum. Katmanlar paneline gittiğimde, ki en önemli panelimdi. Nerede o? Burada. Katmanınızla resmin arasına zincir koyulduğunu göreceksiniz. Ne demek bu? Resim artı katman birleşmiş. Şu zinciri kaldırırsanız ne olur? Artık bunlar birlikte hareket etmez. Ne yapar? Resim ayrı. Dikdörtgen ayrı, ne yapar? Hareket edebilir. Mesela animasyona geçtiğimiz zaman size şey yaptıracağım. Neyse, bunu bu videoda söylemeyelim. Hani şöyle bir ok dolaşacak. Okun bir hani var ya internette öyle resimler. Bir yuvarlak daire gezdireceğiz. Hatta ne yapmak istediğimi şöyle anlatayım. Şu işlemleri geçmiş panelinden geri alayım. Maske bağlantısını kaldırsın. Biraz daha geri gideyim. Evet, silelim şunu. Şimdi şu Kıvanç Tatlıtuğ'u görmek istiyorum ama yuvarlak bir pencerede görmek istiyorum. Hızlı göstereceğim. Bir tane daire. Daire çizebilmek için neye basmam lazım? Merkezden büyüyen daire. Shift alta basılı tutuyorum ve çiziyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz daireyi resmin üzerinde gezdirerek ilginç animasyonlar oluşturabiliyoruz. Bunu bir nevi maske olarak kullanacağım gençler. Ama ben bunu şimdi anlatmayacağım size. Sadece gösteriyorum. Yani şu resmi bununla maskeleyeceğim. Ve şunu şöyle gezdireceğim sağ ekranda. Dairenin ekranda gezdiği yerler sadece ne olmuş olacak? Gözükmüş olacak. Ve böyle resmi sanki dairenin içerisinde veyahut da ortadan büyüyen bir daire açabilirim. Şöyle. Küçük bir daire olur. Şöyle. Sonra bu daireyi ne yaparım? Şöyle büyütürüm. Kıvanç Tatlıtuğ'da ne yapar? Küçükten böyle büyüyerek gelir. Dairenin içinde gözükür. Evet, bunları yeri geldiğince anlatacağım. Maskelem anlaşıldı herhalde. Bir de maske içine yapıştırı var, bir de maske olarak yapıştırı var. Yani bunun arasındaki fark. Şimdi demin biraz önce ben resmi kesip dikdörtgenin içerisine yapıştırmıştım ya. Bu sefer şu yıldızı seçeyim. Efendim Sinan. Vallahi bilmiyorum ki. Niye? Vallahi Sinan ne diyeyim bilmiyorum ki.
Evet, devam ediyorum. Maske olarak yapıştırdı tam tersi gençler. Hani bu sefer şu gördüğünüz yıldızı kesiyorsunuz. Resme gelip maske olarak yapıştırıyorsunuz. Yani deminkinin tam tersi. İçine yapıştırdığı ne yapıyorduk? Bunun tam tersini yapıyorduk. Şöyle. Anlamadınız. Bakın. İçine yapıştırdığı yıldızı seçiyorduk. Değil mi? Çiziyorduk. Sonra resmi kesiyorduk buradan resmi. İçine yapıştırıyorduk. Buna gelip içine yapıştır diyorduk. Şuna basıyorduk. Doğru mu? Bu bir. İkinci yolsa, bunun ikinci yolu ise resmi değil de yıldızı kesiyorsunuz ekrandan. Resme gelip içine yapıştır değil, maske olarak yapıştır diyorsunuz. Yani ikisinin arasındaki farkı görün istedim. Bu da hemen hemen aynı. Bir tane daha yapıştırma yöntemi var. Bu videoya bunu da işlemek istiyorum. Bunu yeni bir sayfada göstereyim. Niteliklerini yapıştır diye bir şey çıkıyor. Yapıştır dediğim zaman. Bakın şurada bir şeyi seçtiğim zaman içine yapıştır, maske olarak yapıştır, bir de niteliklerini yapıştır. Şimdi misal veriyorum. Şuraya bir yıldız çizdiniz. Dikdörtgen çizdiniz. Buna bazı özellikler uyguladınız işte. Doku uyguladınız. Degrade uyguladınız. Böyle bir şeyler yaptınız. Tamam? Sonra ekrana bir tane yazıda göstermeyeyim. Daha yazıya çok hakim değilsiniz. Bir tane ne çizelim? Ok çizelim. Şimdi şu okun yani şuradaki yaptığınız değişiklikler var ya, özellikler. Şu iç dolgusu, şu buyusu. Sadece özelliklerini buraya yapıştırmak isterseniz. Bakın kopyala diyorsunuz. Dikdörtgeni kopyala diyorsunuz. Yıldızın üzerine gelip diyorsunuz ki niteliklerini yapıştır. Yani o dikdörtgende yaptığımız özellikler vardı ya, işte kenarlıktı, işte dokusu, yani orada uyguladığınız özellikler. Onları buraya ne yapmak için bu da? Yapıştırmak için. Tabii kenarlık çok kalın olduğu için şu iç dolgusu çok gözükmedi. Herhalde anlaşılmıştır değil mi? Bakın şunu alalım şeye. Şurada göstereyim. Şimdi şunu kopyalıyoruz. Resmi seçip ne yapıyoruz buraya? Niteliklerini yapıştırıyoruz. Yapışmaz çünkü burada öyle bir şey yok. Şu şeyde göstereyim. Bir tane dikdörtgen çizdiniz. Aynısını seçerseniz zaten son yapılan özelliği taşıyor değil mi bu? Mesela şöyle bir. Şimdi bunun özelliklerini buna aktarmak istiyorsunuz. Nedir o özellikler? 3D kenarlığı var. İşte dokusu var falan. Dikdörtgeni kopyalıyorsunuz. Bunu seçip üzerine niteliklerini yapıştır diyorsunuz. Ne yapıyor? Onun özelliklerini alıyor. Diğerine yapıştırmış oluyor. Anlaşıldı mı bunlar? Anlaşıldı. Filtreler. Hemen hemen anlatmıştım bu filtreleri. Yani %80'ini size anlatmıştım. Şimdi filtreler. Gençler şu özellikler penceresine çıkan şunlar. Zaten hemen görünce tanıdık gelmiştir. Değil mi? Evet. Şurası artıya basınca ne yapıyordu? Çıkıyordu. Evet, tek tek hepsini anlattım bunları. Bulanıklaştırma, işte Gauss bulanıklaştırması. Şeyde göstereyim, resimde göstereyim. Resmimizi seçelim. Şunu koparalım. Evet. Şuradan bulanıklaştırma, Gauss bulanıklaştırması gördünüz değil mi? Hatırlıyorsunuz herhalde bunları. Kaldırmak için seçip şuradan eksiye basıyorduk. Bunları biliyorsunuz. Filtreler dediği şey bu. Ben zaten bunları size anlattım. Parazit de hatırlıyorsunuz. Bakın değişik bir doku değil mi? Biraz düşürelim. Enteresan değil mi? Şurada Photoshop canlı efektleri var. Bunu göstermiş miydim? Evet hocam. Bunu da anlattım. Evet. Yani oradan tek tek seçeceğinize, hani çünkü
Buradan her seferinde ne yapmak gerekiyor? Artıya basıp seçmek gerekiyor. Sonra bir daha artıya basıp diğerine geçmek gerekiyor ya böyle tek tek. Hayır, ben bunun hepsini bir anda uygulamak istiyorum derseniz Photoshop canlı efektleri açıyoruz. Şöyle koyuyoruz yanına. Bütün özellikler ne var? Burada zaten var değil mi? Kontur, desen kaplama, degrade kaplama, renk kaplama, saten, eğim ver kabart, kabarttı görüyorsunuz değil mi? İç ışıma, dış ışıma, iç alt gölge. Bunları tek tek anlatmıştım. Şuradaki ayarlarla da ne yaparsınız bunları? Boyutunu yükseltip mesela bu alt gölgenin özellikleri. Bakın altı ne yaptı? Yayılma miktarını biraz daha artırırsanız şuradan siyahlık oranı ne yapıyor? Artıyor. Artıyor. Bunu kendiniz oynayarak mesafeyi açabiliyoruz. Şu aşağı bakın. Şu gölgeyi açısı 120 derece. Aşağıya doğru indiriyorum. Bunları tek tek uyguladığınızda bakın şunları kaldırayım. Evet. Evet, orijinal resmimize geri döndük. Alt gölgeyi kaldırayım. İç gölgene bakın içine gölge koydu. Gördünüz mü? Artırayım boyutunu. Bakın. Mükemmel bir resim halini aldı. Mesafeyi artıralım. İyice artıralım. Gece gündüz oldu. Kapatıyorum bunu da. Dış ışıma var. Şuradaki sarılık belli olmuyor. Kırmızıyla göstereyim. Dışa doğru ışıma yapıyor. Artıralım bunu. Bu sefer ne yapıyor? Işınmayı dışa doğru yapıyor. Opaklığı söylemedim ama opaklık ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Matlık yani transparan ayarı. Bunu artırırsanız daha net gözükür. Düşürürseniz daha saydam gözükür. Standart ayarı kaçta bırakmışlar bunu? 75'te bırakmışlar. Üzerine tekrar çift tıklayalım. Aynı yere gelelim. Keskin ve yumuşak teknikleri var. Farkı görüyorsunuz bakın. Kesin daha önemli. İşte kalitesi var falan filan. Yayılma miktarı var. Daha çok yayılmasını istiyorsanız. Herhalde anlaşılmıştır değil mi? Evet. İç işim olarak içeri doğru yapacak değil mi aynısını? Evet. Bunları ben anlatmıştım size. Şöyle hızlı hızlı geçeyim. Gördünüz mü ışımayı? Bakın. Bu da çok güzel bir özelliktir yine. Yukarıdan sanki kırmızı bir ışık tutuluyormuş gibi. Biraz daha boğalım bunu. Görüyorsunuz değil mi? Çok enteresan, çok değişik. Yani şöyle söyleyeyim. Resim yarışmasında resim hazırlarken siz resminiz bittikten sonra açarsınız şu Photoshop canlı efektlerini. Tamam mı? Şuradan. Ve alırsınız şunu yana şöyle. Buradan deneye deneye değişik, enteresan kabartma mesela bu. Saten kaplayalım. Şöyle. Bakın kabartma miktarını da arttırayım. Derinlik. İyice şöyle çıkıntısı belli olsun değil mi? Nasıl oldu? Kabarmış bir yıldız değil mi? Ve yıldızın üzerine kumaş tuttuğu var. Evet. Bunları gençler benim anlatmamdan daha çok önemli olan sizin bunu kendinizin bizzat uygulaması. Burada desen kaplama var. Bu çok tuhaf ya. Şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela. Tamam. Geçiyorum bunu da. Filtreler konusu. Bunların hepsini de hızlıca geçtik. Şurada stiller. Teneffüse çıkarmasam olur mu sizi? Bunları anlatmış. Evet, stiller. Bunları da biraz değinmiştim. Fireworks'ün kendi içerisinde hazır stilleri var. Adam dikdörtgeni çizmiş. Dikdörtgenin içerisine degrade'ini, dokusunu, mokusunu her şeyini uygulamış. Sana hazır olarak sunmuş. Bazı hazır paketler koymuş. Bunlar da var. Bunları da şöyle bir hemen gösterelim. Yeni bir sayfada gösterelim. Evet. Bir tane dikdörtgen çizdiniz. Şöyle bir dikdörtgen. Ama bu dikdörtgeni biraz önce kendinizin nasıl ayarlayabileceğini tek tek anlatmıştım. Nasıl olduğunu biliyorsunuz. Bir de Fireworks'un kendi stilleri var. Stiller şurada gençler. Şu yukarı alayım. Evet. Krom stilleri. Koyu krom. Köşegen. Burada farklı farklı stiller var. Örneğin krom stilleri. Şuraya tek tuşla dikdörtgeni seçtikten sonra tek tuşla istediğiniz stili dikdörtgeninize ne yapabiliyorsunuz?
uygulayabiliyorsunuz. Mesela burada çok enteresan, değişik kullanabileceğiniz hazır stiller var. Bunlar Chrome stilleri. Mesela sınavda dersem ki size, işte gençler bir tane dikdörtgen çizin, ona herhangi bir Chrome stil uygulayın. Ne yapacaksınız? Stillere gelip buradan Chrome stilleri seçeceksiniz. Gençler bunu kendiniz bakarsınız da köşegen stilleri. Yani bunlar hazır. Hazır stiller. Herhalde anlaşılmıştır. Güzel bir arka plan mesela. Bunların hepsini tek tek kendiniz gezebilirsiniz içinde. Bunlar yazı ile ilgili olanlar. Buraya da uygularsınız bunu ama burada önemli olan şudur bunda. Bunun hazır metin işlemleri. Örneğin Konrad diye bir yazı yazdınız değil mi? Bu yazıyı şekli vermek istiyorsunuz. Mesela şuradan bir tuşla istediğiniz yazı tipini ne yapabiliyorsunuz? Stilini uygulayabiliyorsunuz. Herhalde bu da anlaşılmıştır. Yine metin yaratıcı stilleri var. Değişik. Metin web stilleri var. Değişik, farklı stiller. Tamam. Ahşaplar var. Mesela ahşap bir çerçeve. Tamamen ahşap. Bunları nereden alıyormuşuz? Stiller. Eğer burada stiller yoksa nereden alacaksınız? Pencere menüsünden stilleri seçeceksiniz. Anlaşıldı mı? Stiller bu gençler. Kendiniz stil oluşturabiliyorsunuz gençler. Bundan bahsediyor. Nesneleri gruplama. Bunu da anlatmıştım size. Gruplandırma olayını. Örneğin hemen gruplandırmaya bir örnek yapayım. Gençler şunu bir buton olarak düşünün. Dediniz ki ahşap buton yapacağım. Hatta şu yuvarlık da yaparsınız şuraya. Şöyle tam bir butona benzer değil mi o zaman? Evet. Güzel oldu değil mi? Şöyle bir buton yapmayı düşünüyorsunuz. Şu butonun üzerine yazı yazmak lazım değil mi? Mesela şuraya bir yazı yazacaksınız. İşte mesela ne sayfasına gidecek? Örneğin iletişim. Şimdi bu iletişim sayfasına da yazısına da stil uygulayabilirim. Stil olarak da yine bu ahşaba uygun olsun diye şuradan bir stil seçebilirim değil mi? Fena olmadı. Şimdi bakın burada katmanlar paneline gelip baktığımda iletişim yazısının ve dikdörtgenin birbirinden ayrı iki tane katman olduğunu görüyorum. Yani burada ben dikdörtgeni kenara çekersem yazı kalır. Birlikte hareket etmez. Ama sen artık bunu yazıyı ve dikdörtgeni tek bir adet eleman olarak görmek istiyorsan gruplandırma olayı yapacağız. Ve biz buna CTRL G ile yapıyoruz kısa yol olarak. Nereden geliyor G? Grupladan geliyor. Nasıl? İkisini birden seçiyorsunuz. Gençler burada seçim yapmak mı daha kolay? Buradan seçim yapmak mı? Katmanlar panelinden seçim yapmak daha kolay. Nasıl yapıyorduk? CTRL tuşuna basılı tutarak ikisini birlikte seçebilirsiniz. Bir yol daha var. Bir baştakini seçtikten sonra Shift tuşuna basılı tutup bir de sondakine basarsanız ne yapar? Aralıktaki her şeyi seçer. Seçtikten sonra yapacağınız iş klavyeden CTRL G veyahut da sağ tuş grupla diyorsunuz. Evet, grupla dediğiniz zaman katmanlar paneline baktığımızda biraz önce iki tane olan katman teke düştü. Ne yaptı? Gruplandırmış oldu ve artık bunu istediğiniz gibi gördüğünüz gibi iki tane elemanı tek bir eleman olarak ne yapabilirim? Gezebilirim. Buna bir örnek daha. Grubu çözmek mi istiyorsunuz? Hemen sağ tuş grubu çöz diyorsunuz. Bakın tekrar ne yaptı? Ayrıldı. Gruplandırma bizim için çok önemli bir özellik. Örnek bir helikopter yapın dedim ben size. Kesif aldınız. Helikopterin gövdesinin rengini kırmızı yapın dedim. Yazının üzerine de Konrad Çefer'e yazın dedim. Bir sürü eleman değil mi? Şimdi bu tür şeyleri işlemleri yaparken genelde helikopter, boya ve yazıyı birleştirerek, gruplandırarak bir tek nesne haline getirip rahatlıkla ne yaparsınız helikopteri? Ekranda gezdirebilirsiniz.
Anlaşıldı mı? Herhalde ne demek istediğimiz anlaşıldı. Gruplandırma da böyle bir şey. Evet, grafikler. Diğer programlarla da oluşturulmuş resim dosyalarını kullanmak için dosyadan içi aktar diyoruz gençler. İçi aktarın, açla içi aktar arasındaki farkı göstereyim size. Şimdi ben bu resmin içerisine kıvancı almak istiyorum. Almam için ne yapmam gerekiyor? Örneğin kıvanç açık değil diye düşünelim. Kapatalım şurayı. Sizin bildiğiniz yol şu. Şimdi bu sahneye kıvancı alabilmek için önce kıvancın resmini açıyorsunuz, değil mi? Ondan sonra bunu kopyalıyorsunuz. Sonra buraya yapıştırıyorsunuz. Kaç hamlede geldi buraya kıvanç? 3 hamlede geldi. Bunu tek hamlede getirebiliyoruz gençler. Yani sayfayı aç, kopyala, yapıştıra gerek kalmadan bir tuşla kıvancı buraya getirebiliyor. O da içi aktar düğmesiyle yapılıyor. Bakın. Dosya menüsünde içi aktar diye bir şey var. Görüyor musunuz? İçi aktara basıyorsunuz. Kıvancı seçiyorsunuz. Ve şurada bir simge çıktı. Dikkat edin. Benim mouse'umun kenarı şöyle bir şey oldu. Nereye koyayım diye soruyor bana. Tıklıyorum. Oraya ne yapıyorum bunu? Koyuyorum. Aynı işlemi yapmış oldum. İçi aktar diyerek biraz daha zamandan kazanç elde etmiş oluyorum. 2 saniye. Yani. Yoksa diğer türlü aç, kopyala buraya yapıştır yapacağına ne yapmış oldum? Direkt içi aktar dedim. Mesela bir tane daha aktaralım. İçi aktar dedim. Mesela buraya da İmirzalıoğlu'nu alalım yanına. Mesela İmirzalıoğlu büyük geldi. Ne yapmam lazım? İmirzalıoğlu'nu bir kırpmak lazım biraz. İmirzalıoğlu hala çok büyük. İmirzalıoğlu'nun şu arkasındaki yeşillikleri kaldırmak için ne yapmalıyım sizce? Çevirene kadar. Evet, değil mi? Tolerans çok yüksek. Çok yüksek. Biraz daha. Biraz daha. Delay. Nasıl oldu? Şöyle kaldıralım. Tabii renkleri kaldırınca toleransı biraz artıralım. Yalnız şunu sert yapmışız. Yumuşak yapalım. Tolerans biraz düşük. Evet, şu kalan parçaları da ne yaparsınız gençler? Bunun birçok yolu vardı. Bunları sınavda ne yapacağız? Halledeceğiz. Test edeceğiz. Toleransı düşürelim. Toleransı düşürerek diğer tarafları almasını ne yapıyorum? Engelliyorum ve silgi aracımdan da şu kenarları ne yapabilirim artık? Silebiliyorum. Tabii şurada zaten düzeltmek lazım. Böyle çok da ne oldu? Yamuk yumuk oldu değil mi? Evet, bu içi aktar yöntemi anlaşıldı mı? Bu şekilde bir resme birden fazla resmi ne yapabilirim böyle? Aktararak değişik resimler elde edebilirim. Evet, içi aktar mı anlaşıldı mı? Dosyadan içi aktar. Tuvali kırpma. Şimdi tuvalin bazen kenarlarında boşluklar kalıyor. Kullanmadığınız alanlar kalıyor. Yani şundan bahsediyorum. Mesela şu tuvalde kullanmadığım alan var mı? Var. Var. Bak şurada, şurası kullanılmayan bir bölge. Ya da şöyle yapayım. Şu resmi küçültelim biraz. Skal aracını aldım. Şunu da küçültelim. Her işlemden sonra buraya bastığımı görüyorsunuz değil mi? Şimdi şöyle bir resimler var. Şimdi bu tuvalin kenarlarında boşluklar var mı? Var. Var. Boşu boşuna resmin boyutu yüksek çıkıyor değil mi burada? Gençler, şu tuvalin alttan kısmını kesmek için değiştir menüsüne gidiyorsunuz. Tuvalden tuvali kes. Tuvali kes diyorsunuz gençler. O zaman ne yapıyor bu? Kesiyor. Şu kullanmadığınız kenarlardaki bölümleri ne yapıyor? Atıyor. Bu kadar basit. Hala
Fazla bunu abartmaya da gerek yok, uzatmaya. Gayet basit. Kenarlarda fazlalık varsa tuvali kes veya da tuvali sığdır derseniz aynı işlemi yapar. Tamam? Fazlalıkları atıyor. Şu uygulama faaliyetini bakarsınız. Evet, katmanlarda bırakıyorum. Bu videomuz katmanlarda sona erdiriyorum.